Cinsel tiksinti bozukluğu, cinsel isteksizlikten çok daha ağır bir durumu ifade eder. Cinsel tiksinti bozukluğu olan insanlarda cinselliğin tümüne karşı ya da cinselliğin bir bileşenine karşı bir iğrenme ve tiksinme duygusu vardır. Bunun doğal sonucu olarak da cinsellikten kaçınır. Tedavi edilmediği zaman evlilik ilişkisini sürdürülemez hale getiren ciddi bir sorundur. Cinsel tiksinti bozukluğunun nedenleri nedir diye baktığımızda karşımıza birçok neden çıkmakla birlikte bunlardan en önemli birkaçını sayabiliriz. Katı değer yargıları, kişinin dini ve ahlaki değer yargılarını yanlış algılamış olması, yanlış yorumlamış olması en başta gelen nedenlerden, özellikle kadınlarda cinsel tiksinti bozukluğu çok sık görülüyor. Bizim toplumumuzda kadınların cinsel açıdan çok baskı altında olması bunun en önemli kaynağı, nedeni. Diğer yandan, diğer nedenlerden söz edecek olursak, geçmişte yaşanmış bir cinsel travma öyküsü çoğunlukla karşımıza çıkabiliyor, kadınlarda özellikle. Psikiyatrik bozukluklarla birlikte de görülebilir cinsel tiksinti bozukluğu. Obsesif kompulsif bozukluk, kaygı bozuklukları, anksiyete bozuklukları, fobiler birlikte bulunabilir. Ayrıntılı ve titiz bir psikiyatrik değerlendirme yapıp, öncelikle nereden kaynaklandığına bakarak kaynağa yönelik, kaynağa odaklanmış bir tedavi ve terapi süreci uygulamak doğru olur. Bunun yanında yani mutlaka yapılması gereken ikinci şey, yanlış bilgilerin, eksik bilgilerin doğrularıyla değiştirilmesidir. Cinsel bilgi eksikliği, cinsel ön yargılar ve yanlış bilgilenmeler çoğunlukla altta yatan gizli nedeni oluşturuyor. Yine cinsel tiksinti bozukluğunda mutlaka kaygıyı azaltıcı, kaygıyı giderici bir ilaç tedavisiyle birlikte bunu sürdürmek çok olumlu sonuçlarla problemin çözülmesini imkan verebilir.